çok önemli bir şey iş hayatında. Dolayısıyla gözlem de çok önemli. Eğer çalıştığınız ortamda ya da yeni bir işe başladığınızda bir insan bir işi sizden daha uzun süre yapıyorsa bir durun, bir dinleyin, bir gözlemleyin. Eminim çok şey alacaksınız. Ya da bu egzersizi sürekli yaptığınızda insanları çözme, şirkette neler oluyor, başka ekiplerde neler oluyor, bunları anlamlandırmada çok enteresan bir kasınız gelişiyor. O yüzden de bol bol dinleme, gerçekten tecrübeli gördükleri kişileri gözlemleme. Bu insanlar ne yapıyorlar? Nasıl oturuyorlar, nasıl kalkıyorlar, nasıl konuşuyorlar? Hem sosyal ortamlarında hem iş ortamlarındaki tavırları nasıl? İşler iyi gittiğinde nasıl davranıyorlar, kötü gittiğinde nasıl davranıyorlar? Stresli ortamda ya da çok rahat ortamda. Gözlem iş hayatının çok kritik bir kısmı. Bunu eğer iş hayatının ilk yıllarından yapmaya başlamazsanız 3. 4. yılında yapmaya başlarsınız ya da daha önce. Ama ben yeni mezunlara tavsiye ederim. Hani meraklı olun, burnunuzu her şeye sokun. Hani bulunduğunuz alan neyse o da işin uzmanı olun. Ben bunu genel olarak iş hayatında uygulamaya çalışıyorum. Ben Vodafone Red'le ya da pazarlamada sorumlu olduğum alanla ilgili uzman olmaya çalışıyorum. O işin uzmanı olmaya çalışıyorum. Ama benden çok daha hani büyük sorumluluklar, beklenmeyen konulara da burnumu sokuyorum. Onlarla ilgili mutlaka bir fikrim oluyor. Yani eğer şirketin bir yerinde bir konu konuşuluyorsa ben o konuyu bilmek istiyorum. Ucundan, kenarından. Bunların hepsi birbirine bağlanıyor aslında. Hani bu gözlemlediğiniz zaman da bunu edinebilirsiniz. Proaktif olunca, meraklı olunca da edinebilirsiniz. O yüzden de tavsiyem biraz dışa dönük olmaları, meraklı olmaları, proaktif olmaları ve dinlemeyi, gözlemlemeyi bir alışkanlık haline getirmeleri.